والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم امين. Evet. Evet kardeşler. Allah azze ve celle nasip etti. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Tabii kaldığımız yerden devam etmeden önce geçen hafta en son okuduğum ayeti bir daha okuyacağım inşallah. Çünkü mesele genel olarak bununla alakalı. Mesela Allah Azze ve Celle Furkan suresinde ne diyordu? Onlar hiçbir misal getirmesinler ki illa ci'neke bil hakki ve ahsana tefsiran. Biz buna karşılık olarak bunun gerçeği en güzel bir şekilde açıklayarak sana getirelim. Yani bu nedir? Bu aslında bizim için çok güzel bir ayet. Niye? Çünkü gelebilecek bütün şüphelere biz Allah'ın kitabından demek ki cevap verebiliriz. Elimizde şöyle bir şu anda ne var? Böyle bir delil var. İkinci bir delil ise kardeşler, kul felillahil hüccetul baligatu. De ki en yüce, en büyük hüccet, en üstün hüccet kimindir? Allah Azze ve Celle'nindir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin hüccetinden daha büyük bir hüccet var mı? O da nedir? Allah'ın kitabıdır. Var mı daha? Ve devamında diyor ki فَلَوْ شَاءَ لَهَادَكُمْ اَجْمَعِينَ. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Ama Allah Azze ve Celle bunu insanlara bir imtihan olsun diye yapıyor. Değil mi? Allah Azze ve Celle isteseydi bütün kullarını tek bir millet yapardı. Öyle değil mi? Bu sebepten dolayı hani Şeyh dedi ya, bir hikmete binaen Allah Azze ve Celle ne yaptı? Bütün peygamberlere düşmanlar gönderdi. O düşmanlar ne yapıyorlar? O düşmanlar doğru yolların üzerine oturuyorlar ve insanları saptırmak için dilleriyle ve kitaplarıyla, hüccetleriyle ve konferanslarla aklınıza gelebilecek nasıl bir tebliğ etme yöntemi varsa bunları kullanarak insanları saptırmak için ellerinden geleni yapıyorlar kardeşler. Ve şunu da unutmayalım. Şunu da unutmayalım. En büyük hüccet biraz önce dediğim gibi Allah'ındır. Biz eğer ki Allah'ın hüccetinin kıymetini bilirsek, şeytanların bize öne sürdüğü vesveseleri, hüccetlere kulak asmayız ve yüzlerine bile bakmayız. Bu sebepten dolayı buna dikkat etmek lazım. Bu ayetlerle başladım. Şimdi Şeyh, kitabın yazarı, meseleye devam ediyor kardeşler. Tabii bugünkü mesele artık farklı bir mesele. Şu ana kadar yaptığımız meseleler mukaddimeydi kardeşler. Ön mukaddime. Yani biz 8 haftadır mukaddime yapıyorduk. Niye mukaddime yapıyorduk diye bir soru soracak olursanız şundan dolayı. Şeyh bazı şüphelere cevap verecek ama bu kişinin Müslüman olup olmadığını öğrenmek için şunu da bildiysen, şunu da bildiysen, şunu da anladıysan, şunu da anladıysan, şunu da anladıysan diye itikadın çoğunu anlattı zaten. Eğer bunları bildiysen bu anlattıklarım sana fayda verir. Ama bunları bilmiyorsan bir faydası olmaz. Meseleye yabancı kalacaksın. Tabiri caizse demek istemesi gibi. Ondan dolayı bugün artık ne yapacaktır? Bugün artık şüphe ehline, batıl ehline ne yapacaktır? Hüccetler getirmeye başlayacaktır. Evet. Ve diyor ki kitabın yazarı وَاَنَا اَسْكُرُ لَكَ اَشْيَاءِ مِمَّا زَكَرَ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ. Ben sana Allah'ın kitabından bazı şeyler getireceğim. Ve kitabihi cevaben lil kelami, ve onların delil olarak, hüccet olarak getirdiği cevaplardan dolayı ihtecce bihil müşrikune fi zamanina aleyna. Bizim zamanımızdaki müşriklerin getirdiği hüccetleri, getirdiği delillere karşılık olarak ben de sana Allah'ın kitabından bazı şeyler söyleyeceğim. Demek ki kitabın yazarı bize nereden delil getirecekmiş kardeşler? Allah'ın kitabından delil getirecekmiş. Çünkü bunun öncesinde bir mukaddime yaptık. Dedik ki Allah'ın kitabında her söze karşılık ne vardır? Bir söz vardır. Bu sebepten dolayı Şeyh bununla başladı. Ben size bazı şeyler söyleyeceğim. Ve bu sözler nedir? Bu sözler batıl ehlinin getirdiği şüphelere karşılık olarak Allah'ın kitabından bazı ayetlerdir dedi. Ve devamında diyor ki kitabın yazarı müellif rahimahullah فَنَقُولُ ve biz diyoruz ki cevabu اَهْلِ الْبَاتِلِ مِنْ تَرِقَيْنِ. Batıl ehline verilecek cevap iki yolla olur.
İki yolla. Yani sen batıl ehline cevap vereceksin ya, bu iki şekilde olur diyor. Ve kendi yöntemini açıklayacak. Nasıl vereceğini açıklayacak. Bize de bunu ne yapıyor? Bize de bunu tabiri caizse nasihat ediyor. Kardeşler, biz davet ehli olarak bizim normalde buna çok ihtiyacımız var. Şeyh'in anlattığı bu nasihatlere çok ihtiyacımız var. Ama biz yerimizde oturan insanlar isek, hiç kimseye Allah'ın dinini anlatmayan insanlar isek, tabii ki buna ihtiyacımız yok. Ama eğer ki sürekli batıl ehline hakkı anlatan insanlar isek, bunun için mücadele eden insanlar isek, o zaman buna çok ihtiyacımız vardır kardeşler. Bu sebepten dolayı Şeyh diyor ki bunun iki yolu vardır. Birincisi diyor, mücmel olan, genel olan bir yol. Birincisi bu. İkincisi ise müfessalin, müfessel olan, ayrı ayrı, tane tane anlatabileceğin bir yol. İki yol. Bir, mücmel olan, iki, müfessel olan. Yani ayrı ayrı. Tabi Şeyh bize ilk önce neyden bahsedecek? Mücmel meseleden bahsedecek. Ve emmel mücmelu, mücmele gelince, yani mücmel meseleye gelince nasıl olacak peki bu? Ve huvel emrul azimun. O çok büyük bir iştir. O çok azim olan bir iştir. Ve devamında diyor ki vel faidetul kebiretu. Ve o faydeli, büyük bir faydedir. Kimin için ama? Yani bu anlattığım şeyler kimin için? Limen akaleha. Akleden için ama. Yani bu saydığım şeyler akledenler için nedir? Akledenler için büyük bir faydedir. Akledenler için azim olan bir iştir. Yoksa akledemeyen, düşünemeyen, insanlıktan nasibi olmayan bir adam için bu meseleleri anlatsan ne olur, anlatmasan ne olur? Bu sebepten dolayı Şeyh bize ne yapıyor? Şeyh bize mücmel meselenin azim ve faydalı olduğunu söylüyor kardeşler öncesinde. Tabii ben oraya geçmeden önce mücmelle mufassalın faydalarını anlatacağım. Niye mücmel anlatma var? Niye mufassal anlatma var? Bunu ne yapacağım? Bunun Allah'ın izniyle günümüzdeki yansımasını ne yapacağım? Yansımasını birkaç tane delille örnek vereceğim kardeşler. Tabii bu delilleri ben günümüze indirgedim. Kendi yöntemlerimle birkaç tane örnek verdim kardeşler. Mücmel, neden mücmel cevap vermek gerekir bazen insanlara? Birincisi şu kardeşler, mücmel ve mufassal olmasındaki faydelerde birinde herkes mufassal meseleleri anlamayabilir. Herkes mufassal meseleleri anlamayabilir. Örnek vereyim, birine mücmel bir mesele anlatıyorsunuz, anlatacağınız mufassal meseleler bu adamın aklını karıştırabilir. Mücmel anlatırsın, genel kaidelerini anlatırsın, o ne yapar? O genel kaidelerle meseleleri anlar kardeşler. İkinci bir mesele vardır ki yine niye mücmel anlatmak gerekiyor? Kişiye mücmel bir cevap yeterli olabilir. Bakın, kişiye mücmel bir cevap yeterli olabilir. Ve kişi inatçı bir müşrik olmayabilir yani. Yani bazen insanlara bir kelime söylersin, lep demeden leblebiyi anlar. Değil mi? Adam kalbini, gönlünü İslam'a açmış. İnatçı bir müşrik değil. Hemen meseleyi anlatıyorsun, adam anlıyor. Ha, bu adama o zaman ne gerekiyor? Bu adama mufassıl meseleyi anlatmaya gerek yok. Mücmel. Ona yol gösterirsin, yolu öğretirsin, o yürümeyi bilecek. Bu. Mücmel anlatmaktaki ikinci fayda kardeşler. Üçüncü fayda ise kişi dikkat ederse bunlara, mücmel bir cevap verirse kişi menhecinin yanlış olduğunu anlar. Çünkü mücmel cevap dediğimiz net, kısa, öz meseleler. Kitabın yazarı sana zaten biraz sonra mücmel cevabı verecek. Sen birine örnek vereyim. Sen meseleyi anlattığın zaman adam zaten yanlış yolda olduğunu anlayacak. Ya ben yanlış yapıyormuşum. Ben yanlış yolu takip ediyormuşum. Yanlış menheci takip ediyormuşum. Çünkü menheç yanlış olursa kardeşler hiç kimseyle anlaşamazsınız. Hiç kimseyle konuşamazsınız. Niye? Çünkü delil alma yöntemleriniz farklı. Biriniz diyorsunuz ki Allah'ın dostlarının rüyaları haktır. Onlarla amel edilir diyeceksiniz. Biri de diyecek ki ya ne diyorsun sen? Kur'an sünnet varken ona mı bakılır diyecek. Biri diyecek ki ya benim şeyhim direkt Allah'tan alıyor diyecek. Sen diyeceksin ya arkadaş ben sana diyorum ki vahiy kapanmıştır. Bakın aradaki fark, anlaşamazsınız. O bunu iddia edecek, sen bunu iddia edeceksin.
Veya bir hadis inkarcısı diyecek ki Kur'an tek hüccettir. Sen diyeceksin ne saçmalıyorsun sen ya? Ya bunun tefsiri sünnet var diyeceksin. Adam diyecek yok ben Kur'an'dan başkasını tanımam. Bu adamla anlaşabilir misiniz? İstediğiniz kadar konuşun. Anlaşamazsınız. Bu sebepten dolayı mücmel olarak bir adam inatçı bir kafir değilse meseleyi anlatın, o yolu bulur ve kendi kendine ne yapar? Yolu takip eder. Kardeşler. Dördüncü mesele, mücmel cevap vermek genel yanlışlara cevap niteliğindedir. Yani sen mücmel bir cevap verdiğin zaman sanki bütün mufassallara cevap vermiş gibi oluyorsun. Niye? Çünkü dedim ya biraz önce, yolu gösterdin adama, artık adam yolu biliyor. Hangi yolu takip edeceğini biliyor. Bu sebepten dolayı kardeşler, bu dört tane bahsettiğim mesele benim kendim düşündüğüm, kendi bizim zamanımıza indirgediğim bir mesele. Yani bu dört şekilde mücmel insanlarla ne yapılabilir? İnsanlara tebliğ edilebilir. Evet. Tabii bunun zıttı olan, yani bunun daha üst derecesi olan diyelim, müfessel cevap vermek nasıl olur kardeşim? Çünkü şeyh dedi ya, bunlara iki şekilde cevap verilir dedi. Biri mücmel, birisi müfessel. Evet. Çünkü kardeşler, bunlara karşınızdaki, mesela siz o adama anlattınız mücmel, adam anlamadı. Niye? Adam dedi ki yani bana delil göster. Bana bazı şeyler anlat. Bana şunu anlat, bana bunu anlat. Tafsilatına girdi. Değil mi? O zaman ne yapman gerekiyor? O zaman senin bu adama mufassal olarak meseleleri anlatman lazım. Tek tek. Heh. Niye öyle yapmak gerekiyor kardeşler? Çünkü zaten gerek Peygamber aleyhissalatü vesselamın emri bu. Gerek sahabenin emri bu. Mesela Ali radıyallahu anh diyor ki insanlara anlayabileceği dilden şeyler anlatın. İster misiniz Allah ve Resulünü inkar etsin? Yani anlasın. Ne demek istediğini anlasın. Gerek lügatte anlasın, gerek halinde anlasın, gerek delilleri getirirken nereye koyduğunu bilsin. Eğer sen bunu düzgün anlatamazsan Allah ve Resulünü inkar edebilir. Ve senin yüzünden olmasa da Allah'ın kaderi gereği o adam ateşe gidebilir. O şekilde düşünmen lazım. Çünkü biz hep diyoruz ya, davetçi ne gibidir kardeşler? Davetçi doktor gibidir. Hastasını tespit eder, hastalığını tespit eder, ona göre ilaç yazar ve reçete yazar. Rastgele, karşındaki insana rastgele farklı şeyler anlatırsan bu adam dinden de nefret edebilir, Allah ve Resulü de inkar edebilir. Allah muhafaza. Ondan dolayı mufassallıklı olarak anlatmaktaki fayda bu. Nedir? Ayrı ayrı anlatacaksın. Ve aynı söz İbn-i Mesud'dan da rivayet edilir kardeşler. İbn-i Mesud ne diyor mesela? Diyor ki İmam Müslim'in tahriş ettiği hadiste, diyor ki bir grup akıllarına almayacağı şeyler söylersen şüphesiz ki bu onların bir kısmına fitne olur. Yani sen diyor onların anlamayacağı şeyleri söylersen bu onlara fitne olur diyor. Ne demek istiyor? Onların anlayabileceği şeyler söyleyin. Onun için mufassal anlatmaktaki güzellik, hikmet bir tanesi de bu olsa gerek. İkinci bir mesele vardır kardeşler mufassal anlatmaktaki fayda. Karşındaki inatçı bir kafir olabilir kardeşler. Karşındaki inatçı bir kafir olabilir. Ve sana sürekli şeytanıyla beraber, çünkü biliyorsunuz ki bunların şeytanları var ve bunlara vahyediyor. Diyorsun ki lan bu adam bunu düşünebilecek kapasitede değil. Ama nasıl düşünmüş? Niye? Çünkü şeytan ona vahyediyor kardeşler. Şeytanı ona vahyediyor. Şunu söyle, bak bunu söyle, bak buna ne diyecek, bak bunu bilmiyor ha, bunun cevabını bilmiyor diyerekten hak ehlinin yanında şeytan ne yapıyor? Yanındaki dostlarına vahyediyor. Ve onlar da ne yapıyor? Onlar da hak ehlinin yanında batıllarını ne yapıyorlar? Savunup duruyorlar. Eğer bu karşındaki inatçı bir kafirse, sen bu adama hani silahlanmışsın ya, hüccetlenmişsin ya, bunun karşısına çıkıp hakkı haykırabilirsin. Güzel bir şekilde anlatabilirsin. Ama bu adam anlamıyorsa, bu adam cedel ediyorsa, bidat ehlinin yaptığını yapmayacaksın. Oradan hemen ayrılacaksın. Cedele gerek yok. Hiç kimse anlayacak, hiç kimse kavrayacak diye bir şey yok. Sen sabaha kadar anlat, bazen kimse anlamaz kardeşler. Sabaha kadar anlat. Hani dedim ya biraz önce, menheçleriniz farklı, anlamazsınız. Veya Allah Azze ve Celle gözüne perde çekmiş, kulaklarına perde çekmiş, anlamaz. Boşuna çabalamayın. Ondan dolayı eğer inatçı bir kafirse anlatmayı denersiniz, cedele giriyorsa ayrılırsınız kardeşler. Üçüncü bir mesele vardır ki, siz ilim ehliyle tartışıyorsunuz, işi bilen veya işi bilmeyen biriyle, fark etmez. Bu adam size ne getiriyor? Bu adam size hüccetler getiriyor. Yanında da avamdan insanlar var. Tabii biraz önce anlattım ya size, genel olarak bizim toplumdaki fıtrat şu.
Oo baksana adam ne güzel konuşuyor. Oo baksana ne güzel deliller getiriyor. Halbuki delillerin Kur'an'dan sünnetten bir dayanağı var mı yok mu bakmaz ona. Çünkü avam yani bilmiyor. Eğer avam varsa sana düşen nedir? Sana düşen sırf o avamların için ne yapmandır? Meseleleri tek tek açıp onların da anlamasını sağlamandır. Bu sebepten dolayı mufassal açıklama da bu şekilde ne olur? Bu şekilde hikmetli ve hayırlı olur diye düşünüyorum kardeşler. Ve şeyhin sözü mücmel ve mufassal diye iki tane olduğunu anladık. Mücmelin de mufassalın da nasıl olabileceğini günümüzde ufak ufak örneklerle vermeye çalıştım. Tabi kitabın yazarı bir delil getirmiş kardeş. Zaten bu delil üzerinden devam edecek. Diyor ki huvellezî enzele aleykel kitâben minhu âyâtun muhkemetun. Allah sana o kitabı indirdi ki o kitapların bazıları nedir? Muhkemdir. Muhkemdir yani. Hunne ummul kitab ve kitabın anası da ondandır. Dikkat edin, kitabın anası da ondandır. Hani kitabın anası derken şöyle anlayın kardeşler. Muhkem neydi? Muhkem tek mana. Zaten biraz sonra alimlerin görüşlerini, muhkem ve müteşabih hakkındaki görüşlerini açıklayacağım. Muhkem, kısaca anlatayım ki kafada yer etsin. Muhkem tek bir mana taşıyan bir görüşe göre kardeşler. Bizi ilgilendiren meselelerden bir tanesi, hunne ummul kitap diyoruz ya, kitabın anası. Yani kitabın anası da ondandır diyor. Hani bugün Türkiye Cumhuriyeti anayasası diyorlar ya kardeşler. Ne demek bu? Yani bütün tağutların delil aldığı yer neresi? Anayasa. Yani ana kaynak anayasa. Temel orası. Hepsi oradan hüküm veriyorlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Allah'ın kitabındaki ana ayetler ise, kitabın anası ise bizim işte ne olursa olsun değişmeyeceği, ne olursa olsun kimsenin bunun manasını değiştiremeyeceği ayetler. Hani bu sabahtan beri benim bahsetmek istediğim mesele bu, dersten önce konuştum. Kitabın anası var elimizde, kitabın anası. Kitabın anası varken öbürlerine bakılmaz kardeşler. Heh. Allah Azze ve Celle ne diyor bu ayette? Diyor ki bu ayetlerin bazıları muhkemdir ve kitabın anası da ondandır diyor. Ve umkarul müteşabihetun ve bazıları da müteşabihtir. Yani ne demek? İçinde ne vardır? Birçok mana vardır diyor. Ve devamında Allah Azze ve Celle diyor ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ kalbinde hastalık olanlar var ya, onlara gelince فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ve onlar ne yaparlar? Onlar müteşabihe uyarlar. Ondan müteşabihe uyarlar. Kalbinde hastalık olanlar. Ve İbtigal fitneti ve fitne çıkarmak için, yani fitne oluşturmak için, fitne için bunu yapıyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine ve ibtiga tevilihi ve ma ya'lemu tevilehu illa Allah. Ve bunu tevil etmek için, farklı mana vermek için ne yapıyorlar? Kalbinde hastalık olanlar buna yok şöyledir, yok böyledir diyorlar. Onun tevilini yalnızca Allah Azze ve Celle biliyor diyor Allah Subhanahu ve Teala. Tabi başka bir ayette, bu ayetin devamı var normalde. Ayetin devamında ne diyor mesela Allah Azze ve Celle? Mesela ne diyor burada? Diyor ki mesela hani dedik ya, onun tevilini yalnızca Allah Subhanahu ve Teala diyor. İlla Allah ve rasihuna fil ilmi yekuluna amenne bihi. Diyor ki Allah Azze ve Celle, ve bir de ilimde derinleşenler var ya, onlar da diyorlar ki bunların hepsi Rabbimizin katındadır ve biz hepsine iman ettik. Bak işi bitiriyor Allah Azze ve Celle. Şimdi buradan ne anladık kardeşler? Şu ayetten şunu anladık ki bu kitabın bazısı muhkem, bazısı ise müteşabihtir. Bunu anladık. Kalbinde hastalık olanlar, bakın kalbinde hastalık olanlar gidiyorlar, o ayetlere yapışıyorlar ve bu şu manayı taşıyor, yok şu manayı taşıyor. Ve ne kadar bidat ehli varsa kardeşler, bakın hepsinin hüccetleri var, delilleri var. Ama delilleri hep müteşabih ayetler. Çünkü onlar neyi anladılar kardeşler Allah'ın dininden? Cımbızcılık meselesini anladılar. Yani şunu cımbızca alayım, kelimeyi alayım, gerisini bırakayım. Veya müteşabihi alayım, ne yapayım? Muhkemi bırakayım. Bugünkü sofilerin getirdiği deliller ne kardeşler? Ha? Soruyorum size. Yok Hıdır kıssasında ne geçiyor? Değil mi? Ve diyorlar ki Hıdır kıssasında işte Allah dostlarının kerametleri var. Bak. Bugün hanginize sorsam Hıdır kıssasından ne anladınız desem dersiniz ki ya bu nasıl bir ayet? Müteşabih bir ayet. Değil mi? Bu adamın kim olduğu daha belli değil. Peygamber midir? Melek midir? Yoksa Allah'ın kullarından bir kul mudur? Bak kaç tane mana taşıyor?
Ama onlar ne diyorlar kardeşler? Onlar diyorlar ki bak bu bize delildir diyorlar. İşte bidat ehlinin özellikleri. Cem bin Safvan'a bakalım. Cem bin Safvan'ın getirdiği bütün deliller kardeşler hepsi müteşabih. Yine haricilerinkine bakalım. Tekfir meselesini nereden getirmişler? Hep müteşabih. Veya cımbızcılık anlayışı. Rafizlere bakalım. Rafizlerin getirdiği delillere bakın gülersiniz yani. Getirdiği hadislere bakın gülersiniz yani. Hep müteşabih. Bu sebepten dolayı kardeşler müteşabih ile muhkem arasında böyle ince bir mesele vardır ama onu herkes anlamaz. Tabii ben mesela biraz müteşabih ile muhkem arasındaki meseleleri getireyim. Mesela alimler ne demişler kardeşler? Topladım genel olarak muhkem hakkında. Bazıları demişler ki mesela muhkem için sağlam, anlamı açık, yorum götürmez, şüphesiz olan demişler. Bazıları da demişler ki anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan. Yani tevil kabul etmeyecek derecede açık olan. Zamanın ve şartların değişmesiyle anlam değişikliği olmayan demiş bazıları. Bir tek anlamı bulunan demiş muhkem için kardeşler. Sağlam kılınan. Yani hani diyoruz ya nasih ve mensuh. Nasih sağlam kılınan. Değişmemiş. Mensuh ise değişilmiş manasında söylemişler. Sağlam kılınan. Hükmü sabit olan demektir demişler. Muhkem için. Müteşabih için şunu söylemişler. Anlamı kapalı olan demişler. Anlaşılması için akılca bir yol bulunmayan. Hani akılca çözemiyorsun, anlamıyorsun. Ne gerekiyor bunun için? Nas gerekiyor. Başka naslar gerekiyor. Birden fazla anlamı olan gibi. Veya anlamı kesinlik ifade etmeyen, yani anlam ifade etmeyen başka açıklayıcı meselelere ihtiyaç duyan. Yani başka bir mesele olmadan anlaşılması zor olan gibi. Birbirine benzeyen, kendisinde karşılıklık bulunan demişler mesela müteşabih için. Bilinmeyen şey demektir demişler. Şimdi bu meseleleri anladığımız zaman hepsi birbirine benziyor. Normalde muhkem için söylenenlerde, müteşabih için söylenenlerde az çok hepsi birbirine benziyor kardeşler. Bir de bunların içinde ne var kardeşler? Huruful mukatta vardır. Bu da nedir? Bu da müteşabih ayetlerin içinde ele alınır. Mesela elif, lam, mim gibi ayetler. Değil mi? Bunlar nedir demişler? Huruful mukatta bunlar da müteşabihtir demişler. Mesela en basitinden İmam Şatibi mesela kardeşler el muvaffakatta demiştir ki mesela ummul kitap var ya umut kitap açısından diğerlerinin anlaşılmasında başvurulacak kaynak anlamına gelir demişler. Yani bütün meselelerde ona başvurman lazım. Ummul kitap var ya dedim ya kitabın anası. Muhkem olan kitaplar. Muhkem olan ayetler. En ufak bir şey oldu mu ona götüreceksin. Anlamak için. Yoksa sen hevana göre muhkemi bırakıp müteşabiye yapışmayacaksın demiş İmam Şatibi bu meseleyi anlatırken. Evet. Mesela başka ne demişler? Mesela demiş ki İbni Mesud'la İbni Abbas kardeşler demişler ki muhkem nasih müteşabi ise mensuh ayetlerdir. Yani ne demek? Dedik ya nasih sabit kılınan. Mensuh ise iptal olunan, değiştirilmiş olan gibi demişler. Ve yine başka ne demişler kardeşler? Mesela Mücahit demiş ki muhkem helal ve haramlarla ilgili ayetlerdir muhkem. Bunların dışındakiler ise müteşabihi oluşturur demişler. Yani bir herkesin anlayabileceği ayetlere muhkem demiş Mücahit. Ama insanların anlamadığı meselelere genel olarak müteşabih demiş. Tabii bununla alakalı çok görüş aldım kaynak olsun diye. İmam Ahmet demiş ki mesela kardeşler muhkem açıklamaya ihtiyaç olmayan ayetlerdir. Artık açıklanacak bir şeye gerek yok. Denilebilecek ayetlerdir. Muhkem ise tafsilatlı olarak anlatılan kıssalardır demiş mesela başkası. Ve yine İmam Ahmet demiş ki bunun aksi özellikteki ayetlerdir ki o da müteşabihtir demişler. Bunun dışında İbn-i Teymiye mesela demiştir ki kardeşler muhkem amele konu olan ayetler müteşabih ise bunun aksi. Yani amel edilme ayetler. Mesela bundan başka İbn-i Mesud'un şöyle bir sözü var. Mesela diyor ki muhkem amel edilen müteşabih ise iman edilen demiştir. Hani demiş ya ilimde derinleşmiş olanlar derler ki hepsi Rabbimizin katındadır. Biz ona iman ettik demişler. Ve yine aynı şekilde İbn-i Teymiye'den bir rivayet daha var. Kardeşim. Müteşabihten kastedilen Allah'ın sıfatlarıyla ilgili ayetlerdir demiş mesela. İlâ ahiri böyle meseleler gider kardeşler. Yani muhkem ile müteşabih arasındaki fark bu. Genel olarak cem edeyim, toplayayım. Muhkem ile müteşabih arasında şöyle bir fark var. Genel olarak. Muhkem nedir kardeşler? Muhkem
herkesin anlayabileceği, değil mi? Hiç kimseye kapalı olmayan meselelerdir. Helal ve haramlar bundandır. Namaz kılın. Bunda bir müteşabihlik var mı kardeşler? Yok. Şirk koşan cehenneme girecek. Bunda bir müteşabihlik var mı? Yani daha bunun altına bir şey bakmaya gerek. Bu muhkem bir ayettir. Örnek vereyim. Müteşabih ayetler ise kardeşler, biraz önce bahsettiğim Hıdır kıssasındaki bazı durumlar gibi mesela. Veya örnek vereyim mesela İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı gibi mesela. Değil mi? Bugün Hristiyanlar bile oradan delil getiriyorlar. Diyorlar ki tamam da diyorlar biz yani öyle demiyoruz. Bakın diyor Allah kitabında da hani haşa diyecekler ki Allah'ın oğludur. Ha, ondan bir ruhtur demek isteyerek oradan kendilerine delil getiriyorlar. Yani demek istediğim kardeşler birçok manayı taşıyan ayetler de nelerdir? Müteşabihtir. Biz eğer bu meseleyi anlarsak kardeşler mücmel cevabın yanıtını almış oluruz. Bu da çok önemli ha. Yani dedim ya biraz önce mücmeli anlarsan yolunu bulursun zaten. Bakın bidat ehlinin hayatına nelerle dolu? Bidat ehlinin hayatı hep böyle müteşabihlerle dolu. En basitinden biri gelir sana der ki bu ayet ne manaya geliyor? Bana söyle, bana bul. Arkadaş, her ayetin manası olacak diye bir şey yok ki. Allah subhanahu teala bize bu ayette söylüyor zaten değil mi? Bazı ayetler var, onun ilmi Allah katındadır. Herkes bilecek diye bir şey yok. Onun için bize düşen nedir kardeşler? Bize düşen müteşabihleri bırakıp muhkemlere yapışmak. Kurtuluşumuz bunlarladır. Heh. Ve devamında kitabın yazarı şunu da getiriyorlar kardeşler. وَقَدْ سَحَا اَنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ Peygamber aleyhisselam şöyle dedi kardeşler sahihinde. اِذَا رَأَيْتُمْ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ سَمَّ اللّٰهُ فَاَخْسَرَهُمْ Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer ki diyor müteşabiye tabi olanları görürseniz onları Allah'ın isimlendirdiği gibi isimlendirin ve onlardan uzak durun. Allah nerede isimlendirdi kardeşler? Biraz önce okuduğum ayette. Ne dedi onlara? Kalbinde hastalık olanlar dedi değil mi? Heh, siz de diyor bunları böyle isimlendirin ve ne yapın? Ve onlardan uzak durun. Şimdi burada önemli bir mesele var kardeşler. Birinci önemli mesele bu hadis. Buhari Müslüm hadisi ve bu hadis Peygamber Aleyhisselam bu ayeti okuduktan sonra bu hadisi söylüyor. Ve ne diyor? Allah'ın isimlendirdiği gibi isimlendirin onları. Heh, birinci mesele bu. Yani biz ne diyeceğiz böyle yapanlara? Kalbinde hastalık var diyeceğiz. Ve bundan uzak duracağız. İkincisi de bundan uzak durmak. Bakın farkındaysanız Ehl-i Sünnet vel Cemaat ne diyor kardeşler? Ehl-i Sünnet vel Cemaat diyor ki bidat ehlinden uzak dur. Ona yaklaşma. Kaç ondan. Niye öyle diyorlar kardeşler? Bundan dolayı diyorlar. Bu sebepten dolayı diyorlar. Onlardan uzak durun diyorlar. İmam Mali'ye biri gelip ayet okuyor. Bana diyor hiçbir şey okuma. Ya okuyacağım okuma. Yanındaki adam diyor ki niye okumasına izin vermedin? Ya ne olacak bir ayet okuyacak diye söyleyince diyor ki yok. Korktum ki kalbim meyleder. Bidatçı ya. Korktum ki kalbim meyleder. Yani bakın İmam Malik gibi bir adam bundan sakındıysa ve bunlardan kaçtıysa ne düşer bize? Bize düşer onun kaçtığı gibi bidat ehlinden kaçmak. Niye? Çünkü kalpler Allah Azze ve Celle'nin iki parmağı arasında. Çevirir. Dilerse seni ona meylettirir. Bundan korkmamız lazım. Bu sebepten dolayı kaçmamız lazım. Ve Allah kitabında da bunu delillendiriyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu ne yapıyor? Bunu delillendiriyor kardeşler. Ve bazılarına göre kalbinde hastalık olanlar. Mesela İmam Ahmet'ten gelen bir nakil buradan kasıt haricilerdir diyor mesela. Başka bir hadiste ise örnek vereyim delil olsun diye. Ömer radıyallahu anhu kendi döneminde bir tane bidatçı Medine'ye geliyor ve müteşabih meselelerde konuşuyor. Ömer radıyallahu anhu bunu duyuyor, onu bana getirin diyor. Getiriyorlar, onu böyle hurma dallarından, yaş hurma dallarıyla bir dövüyor. Artık adamın kafası kanıyor yani. O kadar dövüyor yani. Artık adam diyor ki yeter diyor. Ey müminlerin emri. Vallahi aklım başıma geldi. Yeter dövme. Öyle deyince Ömer radıyallahu anh huburu bırakıyor. Tamam diyor. Ama uzaklaştırıyor. Medine'den sürgün ediyor. Git diyor. Nereye git? Kufe. Zaten Kufe fitnenin çıkış yeri. Onu gönderiyor ama takip altında gönderiyor. Kime gönderiyor? Bu Musa el-Eşari o zamanın valisi. Diyor ki bu adama göz kulak ol, bu adama selam vermeyin. Bakın dikkat edin ha, tavra bak. Selam vermeyin, onunla konuşmayın.
Ona tavır alın diyor. Tabi vali de tamam eyvallah diyor. Ve bu adam belli bir süre o şekilde kalıyor. Kimse bu adama selam vermiyor. Tabi adama hayat zindan oluyor. Ve biliyorsunuz ki Kufe'den hariciler çıkıyor. Hariciler çıkmadan önce tabi Ebu Musa el-Eş'ari mektup gönderiyor. Diyor ki ey emir el-müminin, vallahi bu adamın aklı başına gelmiş. Bu adam düzelmiş. İstiyorsan hani bu yasağı kaldıralım deyince sonra yasağı kaldırıyorlar. Sonra işte hariciler çıkınca kardeşler, hariciler buna kendi dinlerini anlatıyorlar. Hani gel bize tabi ol. O diyor ki yok, ben dersimi Ömer'den aldım diyor. Yani dersimi Ömer'den aldım ne demek? Yani dayağımı yedim, aklım başıma geldi gerçekten. Onun için bazen böyle bidatçılar için kardeşler gerçekten sert davranmak lazım. Eğer sert davranamazsan çevrendeki insanların kafalarını darmadağın ederler. Müteşabih sözlerle. Bu sebepten dolayı kardeşler şunu söylemekte de fayda var. Yani bu dini biz kendimiz oluşturmadık. Bizim ortaya koyduğumuz bir şey yok. Bak farkındaysanız hep şeyhlerin, alimlerin risalelerini ne yapmaya çalışıyoruz? Açıklamaya gayret ediyoruz. Yani kendi nefsimizden bir şey koymamaya gayret ediyoruz. Niye? Çünkü bizim koyacağımız bir şey yok. Bu din tamamlanmış artık. Bu din tamamlanmış. Bu sebepten dolayı bunlara ne yapmak lazım kardeşler? Özellikle müteşabih ve muhkem meseleye dikkat etmek lazım. Ve bu getirdiği iki delil nedir? İki delil müteşabih ve muhkemin delilleridir. Mücmel delil olarak da budur. Ve devamında diyor ki kitabın yazarı, diyor ki misalu zalik İza qala leke ba'du'l müşrikine, eğer müşriklerden bazıları sana bunu misal verirlerse, ki verecekler, bunu diyecekler. Diyecekler ki sana ala inne awliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Onlar ne diyecekler sana? Şunu delil getirecekler. Diyecekler ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de diyeceklerdir. Devamında ne diyecekler? Örnek olarak ev inne şefaate hakkun diyeceklerdir ki şefaat haktır. Başka ne diyecekler? Ve innel enbiya lehum ca'un indallahi diyeceklerdir ki peygamberlerin mevkileri Allah katında büyüktür diyeceklerdir. Yücedir diyeceklerdir. Bu sözlerde bir sıkıntı var mı kardeşler? Yok. Ayette bir sıkıntı var mı zahiren? Yok. Ama onlar şimdi kendi şirklerine bunu delil getirecekler. Ne alakaysa artık. Ve diyor ki اَوْ زَكَرَ كَلَامًا لِلنَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ بَاطِلِهِ لَا تَفْهَمُ مَعَنَ الْكَلَامِ الَّذِي زَكَرَهُ. Ve bunlar ne yapacaklardı? Peygamber aleyhissalatü vesselamın senin anlamadığın, senin bilmediğin hadislerden de delil getirecekler kendi batınlarını delillendirmek için. Bugün yapmıyorlar mı? Getiriyorlar, nerede zayıf bir hadis varsa onu getiriyorlar. Aa bak diyorlar, delil. Biz de diyor zayıf mayı fark etmez. Biz hadis olsun yeter. Amel ederiz diyorlar. Değil mi? Bir tane hadis ya. Bir tane hadisle kitabın anası muhkem olan bütün ayetleri tabiri caizse kendi hayatlarında yok ediyorlar. Bir tane hadis. Ve ne yapıyorlar? Gidiyorlar o hadisleri nereden buluyorlarsa. Artık şeyhleri rüyalarında mı görmüş? Bazıları öyle zaten. Hiç kaynakları yok. Değil mi? Uydurma. Bazıları da zayıf. Şiddetli zayıf. Ya siz biliyorsunuz ki bu hadislerin bize geliş yolları sıkıntılı, değil mi? Bu kadar bidat ehlinin içinden çıktı bu hadisler. Alimler bunları çok ince ince sık dokuyarak ne yaptılar? Bunları süzdüler tabiri caizse. Sen gidiyorsun nerede zayıf uydurma bir hadis varsa onu getiriyorsun arkadaş. Değil mi? Ve neye getiriyorsun? Şirkine delil olsun diye getiriyorsun. Biz ne anlıyoruz buradan? Biz buradan anlıyoruz ki bu batıl ehlinin yoludur. Ve şeyh diyor ki böyle adamlar ne yaparlar? Bunu getirirler ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinden kendi batıllarına delil getirirler. Devamında diyor ki fe cavibhu bi kavlike, ve senin bu sözüne şu şekilde cevap verilir dersin. İnna Allaha zekere fi kitabihi, muhakkak ki Allah Azze ve Celle kitabında zikretti. Ennellezine fi kulubihim zeygun yetrukunel muhkeme ve yettebi'unel müteşabihe. Kitabında ne zikretti kardeşler? Dedi ki Allah Subhanahu ve Teala, onlar ne yaparlar? Kalbinde hastalık olanlar muhkemi bırakıp müteşabihe tabi olurlar dedi. Kalbinde hastalık olanlar. وَمَا زَكَرْتُهُ لَكَ مِنْ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى زَكَرَ أَنَّ الْمُشْرِك۪ينَ يُقِرُّونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ. Ve Allah Azze ve Celle'nin diliyle şeyh bize daha önce
Nasıl anlattı? Yani onun aktardığını bize nasıl aktardı? Şu şekilde aktardı. Dedi ki, rububiyet tevhidini ikrar ediyor dedi müşrikler. Değil mi? Ve biz bundan önce ne öğrendik kardeşler? Bundan önce müşriklerin rububiyet tevhidini kabul ettiklerini, bunu ikrar ettiklerini de öğrendik. Değil mi? Buna rağmen. Ve devamında diyor ki, وَاَنَّ كُفْرَهُمْ بِتَعَلُّقِهِمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ gibi. Heh. Şimdi burada duralım. Diyor ki, ve rububiyet tevhidini ikrar etmelerine rağmen Allah Azze ve Celle onların küfürlerine hükmetti. Ve onlar peygambere yapışmalarına rağmen, meleklere yapışmalarına rağmen ve aynı şekilde enbiyaya, evliyaya yapışmalarına rağmen. Bunların hepsine yapışmalarına rağmen Allah Azze ve Celle onların küfürlerine hükmetti. Ve onlar ne dediler? Allah Azze ve Celle hangi ayeti getirdi mesela onlara şey olsun diye? Ha ulay şufa'una indallah. Onlar dediler ki bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir dediler. Öyle değil mi? Delil getirdikleri bunlar. Allah Azze ve Celle bunların kafir olduğunu bu ayette söyledi. Çünkü ne dedi ayetin başında? Onlar kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda verecek şeylere ibadet ediyorlar. Ve onlar diyorlar ki bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir. Ne dedi Allah Azze ve Celle? Kendilerine ne zarar ne de fayda şeylere ibadet ediyorlar dediler ve onlar Allah katında şefaatçilerimizdir diyorlar dedi. Öyle değil mi? Ha, şeyh de diyor ki هَذَا اَمْرٌ مُحْكَمٌ بَيِّنٌ لَا يَخْتِرُ أَحَدٌ اَنَّ يُغَيْرَ مَعْنَهُ diyor ki işte bu benim en son aktardığım ayet yok mu? Hani هَاُولَيْ شُفَعَاُنَا اِنْدَ اللّٰهِ dedi ya Allah Azze ve Celle. İşte bu ayet diyor muhkem bir ayet. Açık. Kimse bunu değiştirebilir mi? Değiştiremez. Şüphesiz ki onlar dediler ki bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir. E sizin getirdiğinizin bundan ne farkı var? Diyor kitabın yazarı. Siz dediniz ya işte işte Allah dostlarına korku yoktur. Onlar da üzülmeyecektir. Şirklerinize bunu delil getirdiniz. Bunun yaptığınız işle ne alakası var? En basitine bizim günümüzdeki insanlar da aynı şeyleri getiriyorlar. Diyorsun ki yav şeyhine ibadet etme. Diyorsun ki şeyhe rabıta yapma. E diyor ki bu ayet var. Değil mi? Bu ayet var diyorlar. Ayet ne? İşte onlar Allah katında önemli mevkilere sahip. Onlar üzülmeyeceklerdir gibi gibi böyle alakasız ayetler getiriyor. Zaten kitabın yazarı da öyle bir cevap veriyor ki. Yani kendisinden beklenmeyen bir cevap veriyor. Diyeceksiniz ki ne alaka? وَمَا زَكَرْتَهُ لِي اَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ ben şimdi sana bunu zikredeceğim ey müşrik diyor. Direkt ona hani diyor ki biri öyle derse siz de ona de ki şimdi ben sana bazı şeyler zikredeceğim ey müşrik. مِنَ الْقُرْعَانِ اَوْ كَلَامِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden ve Allah'ın kelamından senin bana zikrettiklerine gelince ey müşrik şunu söylüyor. لَا اَعْرِفُ مَعْنَهُ ben onun manasını bilmiyorum. Yani ben senin anlattığını anlamıyorum. Zaten bidat ehlinin ortak noktası kardeşler. Yani bidat ehli bir şey anlatmaya çalışır. Hak ehli bunu anlamaz. Gerek bu Allah'ın hikmetlerindendir. Allah Azze ve Celle kulaklarına perde çeker ki anlamasın. Çünkü biliyorsunuz ki insan fitneyle karşılaştığı zaman bu onun için bir imtihandır. Değil mi? İmam Berbahari de aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki ben diyor bu bidatçıların ne dediğini anlayamıyorum diyor mesela. Niye? Çünkü ne mantıkla ne Kur'an'la ne sünnetle bağdaşır bir yanı yok. Biraz önce size getirdiğimiz delillerin yani rabıtaya delili var mı? Allah'tan başkasından yardım istemeye delili var mı? Himmete delili var mı? Kabirlerden yardım istemeye delili var mı? Yok. He o zaman ne diye getiriyorlar? Şeyh de diyor ki ben sizin dediğiniz sözleri anlamıyorum diyor yani. Gerçekten anlamıyorum. Yani bu burada bize bir yol gösteriyor. Ama diyor ki devamında kardeşler diyor ki velakin ahtau lakin anlamıyorum ama bildiğim bir şey var. Kati olan enne kelamallahi la yetenakad kati olan bir şey vardır ki Allah'ın kelamını ve Allah'ın sözünü hiçbir şey ne yapamaz? Değiştiremez. Benim bildiğim bu var. Değil mi? Ve Allah'ın kelamında tenakus yoktur. Yani eksiklik yoktur. Ne kimse değiştirebilir ne de değişir kardeşler. Enne kelame nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine gelince la yuhalifu kelamallahi azze ve celle onun sözleri Allah'ın sözüne muhalefet eder mi? Kesinlikle etmez. Benim bildiğim bu. O zaman ben sana vereceğim cevap bu. Allah'ın sözleri çelişmiyorsa peygamberin sözü Allah'ın sözüne karşı değilse o zaman sen ne diyorsun yani? Ben senin dediğini anlamıyorum. Benim bildiğim tek bir şey var.
Benim anladığım tek bir şey var. Benim elimde muhkem ayetler var. Sen istediğin kadar de ki benim delilim budur. İstediğin kadar benim delilim budur de dur. Hiçbir şey değiştirmeyecektir insanın Müslüman hayatında. Bu sebepten dolayı devam ediyor kitabın yazarı. Ve haza cevabun ceyyidun sadidun. Ve bu cevap nasıl bir cevaptır? Bu cevap çok güzel ve nedir? Çok güçlü, kuvvetli bir cevaptır kardeşler. Yani şeyh bu cevabı kuvvetli görüyor. Belki birçoğumuz anlamamış olabiliriz şu anda. Ama bu cevap normalde kuvvetli bir cevaptır kardeşler. Hani diyorum ya, bazen az sözle birçok şeyi anlatmak bu marifettir. Çünkü bu peygamberlerin görevleridir. Peygamberler nedir? Az sözle çok şeyler ifade ederler. Allah Azze ve Celle mutlaka alimlerine de bunlardan birer parça vermişlerdir. Değil mi? Az sözle çok şey anlatabilme özelliği. İşte şeyhin de böyle bir özelliği var. Şeyh ne diyor? Şeyh diyor ki Allah'ın kitabında tenakus yoktur. Eksiklik yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da hadisinde eksiklik yoktur. O da korunmuştur aynı şekilde. Ve Allah'ın kitabına da muhalif davranmaz. O zaman sen ne diyorsun? Ben senin dediğini anlamıyorum yani. Senin getirdiğin başka bir din. Evet. Ve diyor ki bu öyle bir cevaptır ki kardeşler, çok güçlü ve isabetli, uygun bir cevaptır. Ve diyor ki velakin la yefhamuhu ve lakin ben onu anlamıyorum. Onu kimse anlamaz diyor. Ve diyor ki onu kimse anlamaz ancak Allah'ın bu dinde muvafık kıldığı kimseler anlar. Ancak Allah'ın bu dinde muvafık kıldığı kimseler anlar kardeşler. Ve devamda diyor ki وَلَا تَسْتَهِنْ بِهِ. Ve ne yap? Sakın bu söylediğim sözleri küçümseme. Sakın bu söylediğim sözleri hafife alma. Bunlar önemli sözler diyor. Çünkü unutmayın ki bizim şu an anlattığımız meseleler mücmel. Herkese verilebilecek cevaplar. فَاِنَّهُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ سَبَرُوا. Buna ancak sabredenler ulaşır. Delilini getiriyor. Buna ancak sabredenler ulaşır. وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا ذُو حَزٍ عَز۪يمٍ. Buna ancak haz duyan, büyük haz duyanlar ulaşır. Diyerekten kitabın yazarı Fusilet suresindeki ayeti de ne yapıyor? Ayeti de getiriyor kardeşler. Şimdi burada genel olarak toplayacak olursak şeyh ne dedi kardeşler? Şeyh dedi ki bidat ehline mücmel ve mufassal olarak iki şekilde cevap veririz dedi. Ve mücmeli bize açıkladı. Mücmelde bize anlatmak istediği ne kardeşler? Mücmelde bize anlatmak istediği Müslümanın her türlü muhkem ayete yakışıp tutunması ve onu bırakmaması. Değil mi? Ne kadar küfür ehli, batıl ehli, müteşabih delil getirse de muhkem ne olmaz? Muhkeme bir zarar vermez. Manasını değiştiremez. Çünkü o kuvvetlidir, o kitabın anasıdır. Kitabın anasından hiçbir şey değiştiremez. İstedikleri kadar ayetleri dizsinler. Biz bu ayetleri kabul etmiyoruz demiyoruz ki. Biz ne dedik? Biz dedik müteşabih de olsa, muhkem de olsa hepsi Rabbimizin katındadır ve biz onlara iman ettik. Ama getirdiğiniz şeylere delil olur mu? İşte bu tartışılır. Öyle değil mi? Heh. Kitabın yazarının bize anlatmak istediği bu. Muhkem ve müteşabih meselelerin örneği. Örnek olarak da sofilerden, bugün günümüzde çokça delil getiren sofilerden bir delil getirdi. Ne dediler onlar? Onlar dediler ki işte Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar da üzülmeyeceklerdir dediler. Ve onlar ne dediler yine? Şefaat haktır dediler. Ondan sonra peygamberlerin Allah katında mevkileri vardır. Biz zaten bunların hiçbirini inkar etmiyoruz ki. Ama senin getirdiğin şirke bu delil olmaz. Demek istediğimiz bu. Şeyh de ne dedi? Şeyh de dedi ki ben de sana net bir ayet söylüyorum ki müşriklerin ortak özellikleri nedir? Onlar dediler ki bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir dediler. Değil mi? O da delil olarak onu getirdi ve dedi ki vallahi sizin getirdiğiniz şeyden hiçbir şey anlamadım gibi meseleleri ne yaptık? Meseleleri bu şekilde cem ettik diyebiliriz kardeşler. Evet. İnşallah burada duralım. Mufassal cevaplara gelince onu bir dahaki hafta açıklarız inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.